burada zaten şu anda aktif bir şekilde boy kilo ölçümümüz yapılıyor. Yani bu konuda detaylı bilgi almak isteyen kişiler varsa öncelikle lütfen burada boy kilo ölçümünü, vücut yağ analizini aynı şekilde yapıyoruz. Bu ölçümleri yaptırdıktan sonra bir diyetisyenle görüşüp kendisine uygun olan bir listeyi, bir düzeni benimsemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Onun dışında merak ettiğiniz popüler diyetlerin avantajları, dezavantajları ya da işte hani içerikleriyle merak ettiğiniz bir şeyler varsa konuşabiliriz. Çünkü ara ara bir şeyler yemek istiyorum. Yani eğer siz sabah ve akşam iki öğün, işte 8 saatlik açlıkla ya da uzun işte diyelim ki 12-15 saatlik olan uzun açlıkla baş edebiliyorsanız bu sizin için uygun bir şeydir. Ama kimi zaman iki ay bunu yapıp sonrasında yine çok yoğun yeme hata yaşayan danışanlar da olabiliyor. O yüzden kişiyle benim günlük hayatımda çok uygulayabildiğim bir şey değil. O yüzden herkes de bu şekilde beslenmelidir. Aralıklı uç yapmalı mı yoksa kilo vermez mi? Bir gerçek yok. Yani IFE'yi diyelim ki siz akşam yemeği yerine bir sufle yediniz. Hani IFE adı altında bunu yaptınız. Ama iki saat sonra kan şekeri çok yükseldiği için vücuda yüksekliği tekrar isteyecektir. Orada o açlık süresini tamamlamak zorlaşacağı için mümkünse proteinle yağ ağırlıklı öğünler tüketilmesini öneriyoruz. Yani sabah kahvaltısında işte bir yumurtayı birleştirmekle geri besinmezsin. İki yumurtayı çıkaralım ama ekmeği o iki dilime, üç dilime düşürelim istiyoruz. Ama topluluk sağlığı kişinin bir öğüne, bir sonraki öğüne sağlama ihtimalini de azaltalım. Yağ yakımı uzun açlıkla biz bunu sağlayabiliyoruz. Yani mümkünse minimum 12, maksimum 18 diye belirliyor. Yani akşam 6'da yemek yediniz diyelim. Sizin bir sonraki sabah kahvaltınızın öyle 8'de 9'larda olması, o arada hiçbir şey yememeniz, o uzun açlıkta yağ yakımını aslında sağlamış oluyoruz. Ama tabii ki enerjide eksiye gitmek gerekiyor. Yani o yüzden porsiyonlama da çok önemli. Hani genel birkaç öğünden bahsedebilirim belki. Bir kere ilk etapta beslenme dediğimiz şeyde su en başta geliyor. Yani bir kere hani hafıza kayboluyor diyorsunuz ya, yeterli miktarda su da içmiyor olabilirsiniz. O yüzden minimum 2 litre su diyoruz ama beraberinde çay, kahve tüketiyorsak yediğimiz her şeyin içerisinde sıvı olduğu için hani totalde 2,5-3 litreyi bulan sıvı alımı ama bunun ağırlıklı bir şekilde sudan olmasını istiyoruz. Yani 1-2 litre kadar sudan gelmesini istiyoruz. Onun dışında sizi tok tutacak şey yumurta olabilir. Yani sabah bir yumurta yediniz ama ben hala aç hissediyorum. O zaman o yumurta sayısını 2'ye çıkarabiliriz. Öğünlerdeki protein ve yağ arttırmak gerekir. Yani peynir aynı şekilde, zeytin aynı şekilde. Öğününüze belki 10 tane, 15 tane fındık, badem, ceviz ekleyebilirsiniz aynı şekilde. Bunların tamamı sizin toplamanızı arttıracağı için yani genelde ekmek yiyerek, pilav yiyerek, makarna yiyerek toplumu sağlamaya çalışıyoruz ama bu bizim bir sonraki öğünde daha çok acıkmamıza sebep oluyor. Teşekkür ederiz. Biraz daha geri. Sayın Valim, çekiyorum efendim. Burada gençlerle birlikte bunlar ne? Bunlar kamışkalı. Anladım da. Yani burada herhangi bir yazı, hat örneği falan var mı? Yazdığınız oluyor. Şöyle hissettiniz. Bu zaten önceden yapılmış. Evet. Hazır olan bu da hazır mı? Bu da yaz hazır. Bunlar içinde şu an beyazsınız. Yani siz sadece yazıyor musunuz? Hem yazıp hem okuyor musunuz? Hat sanatını yazıyorum. Yani okuyor musunuz? Yani bilen mi? Ne yazıyor?
Kırsızlığı bir ayet. Bravo. Hocamız yazmış. Bravo. Çok teşekkür ederiz Ayhan. Çekiyoruz efendim. Soru soruyoruz. 45. arkadaşımız var. Biraz sonra soru soruyoruz. Onları yönlendiriyoruz. Biz öyle cevaplarını yapalım. Gelin. Devam. Kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar. Soru soran herkes için. Birazdan bir arkadaşımız. Hayırlı çalışmalar. Kolay gelsin. Yapıp buraya almasını arz edip iradeyi buna yapıyorum. Gelme var mı? Evet, sigara içmiyoruz. Burada KDES uygulamasını indiriyoruz böyle cep telefonlarına. Haydi. Üniforma, haydi ekibimiz. Hayvan. Yine narkotik. Evet, şöyle açıklama. Hem kadınlara ve tüm aile bireylerine yapmış olduğumuz sorucuların teşekkürleri, tanıtımları burada. Çalışmalarda sizleri de yanımızda görmek için büyük bir şey sağ olun. 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 Yani inşallah kartı yanında duruyor. Evet, ben görmüyorum. Kartı gerekiyor. Bir sonraki kartı senin var. Yedi pardon. Yedi pardon. Göstererek mi diyorsunuz? Sizin dedikleriniz. Recai. Sayın Valim, çekiyorum. Bu kadar mıyız? Nerede? Buyurun. Psikologumuz? Evet, buyurun. Evet, çok kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü psikologlarından psikolog Uğur Avun. Bugün sizlerle beraber öfke kontrolünü konuşuyor olacağız. Bunları gösteriyoruz öfke esnasında. Vücudumuzda gözlemleyebildiğimiz fiziksel belirtilerden, bununla beraber davranışsal belirtiler, zihinsel sonuçlarla beraber değerlendireceğiz. En akabinde sizinle beraber baş etme yollarını konuşacağız. En sonunda da nefes egzersizi, gevşeme egzersizi vaktimiz kalırsa süreci tamamlayıp programımızı bitireceğiz. Müsaadenizle başlayalım Sayın Valim. Bu noktada etkili. Tabii öfkenin tanımlanması çok değerli bizim için. Öfkenin ne olduğu, sebebinin ne olduğu, niçin ortaya çıktı çok kıymetli bu noktada bizler için. Bunun için öncelikli olarak kaynaklarının nedenlerini tespit etmemiz ve ancak bu yolla aslında öfkeyle baş edebileceğimizi söylemekte yarar var. Bu anlamda öfkenin kaynakları ve nedenleri ne olabilir diye sorduğumuzda arkadaşlar kimler cevap verebilir bize? Siz hangi durumlarda öfkeleniyorsunuz ve öfkeniz hangi durumlarda ortaya çıkıyor diye sorsam kim yardımcı olmak ister bana acaba? Aslında biz
şunu şu şekilde yuvarlayabiliriz. Beklentilerimiz, isteklerimiz gerçekleşmediğinin takdirde yine bu öfke duygusu ortaya çıkabiliyor. Psikoloji sosyal bir bilim olması itibariyle sosyoloji biliminde daha çok metaforlar kullanırlar. Bu anlamda ben de size bir metafor kullanmak istiyorum öfkeyi anlatmak amacıyla. Biz genelde eğitimlerimizde öfke için buzdağı metaforunu kullanırız. Suyun yüzünde gördüğümüz buzdağının aslında biraz daha çok küçük göründüğünü, ancak temelinde nedenlerinin ve kaynaklarının tespiti noktasında çok aslında büyük bir geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ifade etmekte yarar var. Bu noktada en üst kısımda gördüğümüz öfke küçük bir boyut. Altında birçok etken olabiliyor. Adaletsizlikle karşılanmak, engellenmişlik duygusu, bununla beraber kaygı, korku gibi temel bazı kriterler bizim öfkelenmemize neden olabiliyor. Ama bununla beraber hayal kırıklığına şahit olmak, isteklerimizin ve beklentilerimizin karşılanmadığı durumlarda, beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştığımızda, tehdit algısı içerisine girdiğimizde, hatta bazen söylemlerin veya olayların değerlerimize uygun düşmediği noktalarda öfke davranışı geliştirebiliyoruz, gösterebiliyoruz. Bu noktada öfkeyi tanımadıktan sonra bizim öfkeyi tanımamız için bedensel bazı belirtiler gösterdiğimizi ifade ettim. Fiziksel belirtiler gösteriyoruz ilk etapta. Peki bu fiziksel belirtiler nelerdir? Adrenalin yükselmesiyle beraber vücutta bazı stres ve gerginlik durumlarının oluştuğunu biliyoruz zaten ama bununla beraber hızlı nefes alıp veriş veya kalp çarpıntısı, nabızda artma gibi, kan basıncının artması gibi temel belli başlı bazı semptomlar gösteriliyor. Hatta el avuç terlemesi veya titremesi gibi belli başlı semptomlar gerçekleşiyor ve bu semptomların nihayetinde vücut artık ve vücut ve zihin artık savaş veya kaç tepkisine hazır duruma geçiyor. Başladık. O semptomlar ortaya çıktıktan sonra bir tedirginlik hali yaşıyoruz ve strese giriyoruz. Bu noktada nefesi kontrol altına almak, sakinleşmek, biraz dinginleşmek, bununla beraber bu dinginleşmeyle beraber vücuttaki terleme, titreme veya kan basıncının, adrenalinin artmasına dair azalmayı nefes egzersiziyle gözlemlemiş olacağız. Tabii en rahat pozisyonumuza geçmemiz gerekiyor. Bu noktada nefes egzersizinin temel birkaç odağı vardır. En temel prensibimiz yavaş nefes almak, nefesi yavaşlatmak. İkinci kritik noktamız nefesi alırken göğsümüzün şişmesi diye bir bilgi vardı toplumda yanlış. Bu yanlıştır. Göğüs şişmeyecek. Karının şişmesi gerekiyor. Hani bebeklerde gözlemlediğimiz o ilk zamanlarda nefes alıp verdiğinde göğüs karın bölgesi şişer ya. Onu aslında temel prensip olduğu çünkü karın bölgesi kasılıp gevşeyerek var olan üstteki gerginliği atar. Bu şekilde bize bir kolaylık sağlar. Peki bunu karın şişkinliğini de tespit etmek amacıyla sağ elimi karnımın üstüne koyuyorum. Diğer el solda olacak şekilde rahat bir pozisyona geçiyorum. Bununla beraber siz de bana eşlik etmek isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Öncelikli olarak yavaş bir şekilde nefes alıyorum burnumdan. Burnumdan nefes alıyoruz yavaş bir şekilde. Yapabiliyorsak 3-4 saniye boyunca nefes alıp sonra 3 saniye boyunca tutup sonra uzun ve kuvvetli bir şekilde sanki karşıdan bir mum söndürecekmişiz gibi bir nefes vermemiz gerekecek. Nefesi alırken de sanki bir çiçeği kokluyormuşsunuz gibi derinden bir nefes almanızı isteyeceğim. Sonrasında nefes tutup verdikten sonra diğer nefese geçmek için acele etmememiz gerekiyor. Biraz bekleyip, biraz sakinleşip sonra ikinci nefese geçmemiz gerekiyor. Temelde bunları yaptığımızda ve biz bunu 3x3 şekilde yani 3 defa yaptıktan sonra bir 20 saniye mola alıp sonrasında bir 3 defa daha yaptık. Bunu da 3x3 şekilde yaptığımızda vücudumuzda gözleneceğiniz üzere kalp çarpıntısı, terleme, titreme gibi bazı semptomlar hafifleyecektir. Tamamıyla ortadan kalkmayacaktır ama hafifleyecektir. Öncelikli olarak tüm nefesimi dışarı vereceğim. Yine devam ediyorum. Hemen acele etmiyorum diğer nefes için. Burnumuzdan derin bir şekilde salıyoruz. Nefesi aldık, tutuyoruz. Sonrasında kuvvetli bir şekilde veriyoruz. Burada temel nokta karnın şişmesi, kasılıp gevşemesi ve nefesin yavaş bir şekilde alınarak dikkatimizi, odamızı oraya vermesi. Teşekkür ederim. Şimdi yeterlidir. Oraya yönlendirmemiz yeterlidir. Bu noktada birey sakinleşmeye başlayacaktır. Kontrol eline geçtiği hissiyatı zaten her şey daha rahat atlatmasına yardımcı olacaktır. Ne zaman bir sunum yapsak temelde ilk başta biraz bir heyecan olur. Ben bazen sunumlarımdan önce nefes egzersizini yaparım. Günlük rutinlerimin çoğunda
bunu yapıyorum. Hani bu illa bir stres veya gerginlik anınızda yapmanız şart değil. Branşımızda buradaki renkli halkalarınızda ev olarak adlandırıyorsunuz. Aynı zamanda karşı tarafta da var zaten. İçler takımdan oluşuyor. Yatılor körlüğünün üzerinde. Hedef noktamız halkaların içinde. Ah be makas. Ay git. Kartlaşımız var bir sayı oyunu, toplanarak değil düşülerek oynanan bir oyundur. İkinci oyuncunun da 501 sayısı oluyor bari. O 501 sayıdan düşmek şeklinde oynuyorlar. İnsanlar genellikle kartlaşı, okçulukla karıştırarak orta noktayı vurmakla alakalı bir oyun olduğunu zannediyorlar ama o şekilde değil bari. Bir dışta kırmızı yeşil, kırmızı yeşil olarak bir çemberimiz var, bir içte bir çemberimiz var bari. Dıştaki kırmızı yeşillere sayı değeri bari mi? Sayıların iki katı, yani birinin iki katı kırmızı. Birinin iki katı, 18 katı ıslahı. İçteki çemberimizde bari sayıların üç katı, yani 20'nin üç katı, 61'in üç katı içeri yüklendi. Orta kırmızı noktanın puanı 50 puan, etrafındaki yeşil kısmın 25 puan vardı. İyice ustalaşmış ya. İnşallah. Bravo. Al. Bizi çok etkiliyor. Buranın oyun içinde çok daha çok mali iki oyuncudan kimin başlayacağını belirlemek için. İki oyuncu da oyunun başında birer ok atıyorlar mali. Kim daha orta noktaya yakınlaşırsa daha başlıyor mali. Evet. Esas 27 3 katı ve 19 3 katı daha çok buralarda mali. Profesyonel oyuncular. Thank you.